Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle karşınızdayım. Menüsü diyorum ama iki çeşit hazırlayacağım bugün çünkü keşkek yapacağım. Genelde biz evde keşkek yaparken yanına sadece salata yaparak tüketiyoruz. Keşkeğin hemen yanına az yağ ile sebze kızartması yapacağım. Üzerine de yoğurt, bir sarımsak dökeceğim. Ben bir Amasyalıyım. Bilenler biliyordur, bilmeyenler için de söyleyeyim. Amasya yöresinde keşkek çok fazla yapılan bir yemek. Herkes farklı farklı yapabilir. Ben bu şekilde öğrendim ve gerçekten de çok güzel oluyor. Gene tabii ki iddia etmiyorum en güzelini ben yapıyorum diye. Ama genelde gerçekten çok sevilen bir yemeğim. Herkes tarafından da çok seviliyor. Umarım siz de denedikten sonra memnun kalırsınız. Ben hemen burada aşurelik buğdayı akşamdan ıslattım. Eğer akşamdan ıslatmak gibi bir olanağınız yoksa en azından 3-4 saat ıslatmanızı tavsiye ederim. Nohutumu da aynı şekilde akşamdan ıslattım. Ben daha doğrusu ıslatıp buzluğa koyuyorum. Bu şekilde çıkartması rahat oluyor. 250 gram da et kullanacağım. Şöyle etimde hafif yağlı, çok fazla yağlı et tüketemediğimiz için siz isterseniz koyun eti, kuzu eti ya da benim gibi dana eti de kullanabilirsiniz. Hemen öncelikle düdüklümü alıyorum. Burada hazırlayayım. Ondan sonra ocağıma götüreceğim. Tüm malzemelerimi çiğden koyacağım. Şöyle yarım kilo, tam yarım kilo tartarak aldım. Aşurelik buğdayı kabımın içerisine alıyorum. Eğer ki daha az yapacaksınız, ben 4 kişilik menü hazırlıyorum ama ertesi güne de kalacaktır. Eğer ki daha az istiyorsanız yarım kilo değil de 250 gramdan yapabilirsiniz. Şöyle 250 gramda et koyuyorum. Dana eti. Hafif yağlı. Islattığım nohutu da içerisine alıyorum. 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Hatta 1 yemek kaşığından birazcık az. Siz de damak tadınıza göre ayarlayın. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Etiniz çok yağlıysa sıvı yağını daha az koyun. Suyu tamamen ölçerek koyacağım ki sizlere de rahatlık olsun. Hani ne kadar koydum? Şöyle 1 litre ekliyorum önce. Kettle'dan kaynar su ekleyin. Şöyle karıştırıyorum. Bir de buğdayınızı iyice 3-4 suda yıkayın lütfen. En azından karası çıksın. 1 litre suyu da şöyle yavaş yavaş ekleyeyim. Bir bakacağım ne kadar koyduğumu. Düdüklüm daha fazla alamayacağı için bu kadar su ekliyorum. Çünkü bu kadar alıyor. Ama daha sonrasında katılaşırsa gene su ekleyeceğim. Hemen hemen 1 litre 800 gram su koymuş oldum içerisine. Kapağımı kapatıyorum. Düdüklümü ocağa alıyorum. Altında yakıyorum. Pişirme aşamasını hemen söyleyeyim. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra düdüklüyü kısa alacağım. Yani en kısa diyebilirim. 1,5 saat boyunca pişireceğim. Hiç ellemeyeceğim. 1,5 saatte çok güzel bir şekilde pişecek. Sebzelerin hepsini temizledim ve yıkadım. Şöyle neler koyacağımı bir sıralayayım. 2 adet patates, 2 tane havuç, 2 patlıcan, 2 tane kabak, 1 tane büyüklerinden kırmızı biber kullanacağım. Bunun miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz istediğiniz gibi. Patlıcan ve kabağı alacalı bir şekilde doğradım. Bıçak yerine şöyle patates kesicisi var. Onunla doğrayacağım ama siz normal bıçakla da doğrayabilirsiniz. Sadece şekilli olması için. Yuvarlak yuvarlak doğrayacağım. Çok kalın olmasın, çok ince de değil. Şöyle göstereyim. Şu şekilde gayet iyi. Hemen derin kabımın içerisine alıyorum. Hepsini bu şekilde doğrayıp derin kabın içerisine alacağım. Orada hepsini soslayacağım. Sebzeleri doğradım artık. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir miktar tuz. Birazcık da pul biber. Pul biber tamamen arzuya göre. Hepsini birbirine şöyle elimle karıştırıyorum. Artık karışan sebzelerimi şöyle fırınımın tepsisine diziyorum.
karışık bir şekilde dizeceğim rastgele. Patatesler biraz büyük geldi gözüme. Şöyle ortadan ikiye bölsem daha iyi olacak. Üzerine şöyle yağlı kağıdı örtüyorum. 200 derecelik fırında 30 dakika boyunca üzerinde yağlı kağıtla pişireceğim. Üzerindeki kağıdı alıp bir 15 dakikada üzeri kızarması için pişireceğim. Hemen fırınıma gönderiyorum. Düdüklü tam 1,5 saattir kaynıyordu. Artık kapattım. Birazcık da havasını aldım. Hemen açıyorum. Ben de sizlerle göreceğim nasıl piştiğini. Gayet güzel pişmiş. Hemen etine de bakıyorum. Gördüğünüz gibi dağılıyor et artık. Sulu gibi gözükebilir. Artık bundan sonra bir 15 dakika boyunca tahta kaşığın arkasıyla ezeceğim sürekli. Kaşığın arkasıyla bastıra bastıra. Sizlere kısa bir şekilde göstereyim. Çünkü bunu en rahat yerde yaparsınız. Yerde oturarak bütün gücünüzü vererek daha rahat yaparsınız. Ben de öyle yapacağım. Şöyle kaşığın arkasıyla hem etleri hem de buğdayı ve nohut hepsini birlikte birleştirerek ezeceğim. Biraz sonra siz de göreceksiniz ezildikten sonra nasıl katılaştığını. Gördüğünüz gibi deminki kıvamından hiç eser yok. İlk düdüklüyü açtığımda nasıl suluydu? Gördüğünüz gibi karıştırmaktan tam 15 dakika boyunca karıştırdım eze eze. Gördüğünüz gibi uzuyor. Çok güzel oldu kıvamı. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel oldu. Hiçbir şekilde başka su da eklemedim. Yani yarım kiloluk buğdaya 2 litreye yakın su koymuş oldum. Ama tabii ki bu buğdaya göre değişir. Kimisi daha fazla su yiyebilir. Tamamdır. Keşke beklerken ben hemen üzerine yağ yakacağım. 2 yemek kaşığı tereyağını tavamın içerisine alıyorum. Yarım yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Birazcık da şöyle pul biber. Biraz da karabiber. Karıştırıyorum. Keşkeğim hazır. Fırından yemeğimi de çıkardım. Artık yemeklerimi son haline geçebilirim. Yemeğimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Yemeğimi servis tabağına alayım. Üzerine de hazırladığım sarımsaklı yoğurdu döküyorum şöyle. Şöyle üzerine de bir miktar pul biber döküyorum. Fırında yoğurtlu sebze kızartmam da hazır. Gayet de güzel oldu. Hemen keşkeğimi de boşaltayım. Üzerine de hazırladığım salçalı tereyağlı sostan döküyorum. Birazcık da karpuz doğradım. Yani bu menüyü yaparken biraz endişelendim doğruyu söylemek gerekirse. Ama ben evimde bu şekilde menüler hazırladığım için ben de günlük mutfağıma girdiğim zaman ne yapıyorsam sizlere de onu çekip sunuyorum. Eğer hatam olduysa kusuruma bakmayın lütfen. Bugünlük de benden bu kadar. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.